Yılın son videosu. Her yıl olduğu gibi yine bütün bir yıl boyunca neler okuduk, bu okuduklarımızdan hangilerini daha çok sevdik elbette ki bir gündem maddesi, bir başlık haline geliyor. Ben bu sene aslında böyle video çekip çekmeme konusunda biraz kararsızdım açıkçası. Geçen sene yapmıştım. Hadi bu sene farkı ne yapabilirim diye düşünüyordum. Ama İpek ve Meray beni 2019'un enleri videosunda etiketlemiş. Bu zincirin devamını getirmem için bana pas atmışlar. Ben de mutlulukla kabul ettim. Çok teşekkür ederim ikisine de. Ben de hemen başında söyleyeyim videomun. Ayşım'dan rica ediyorum devamını getirmesini. Çekerse çok mutlu olurum. Uzun bir süre ara vermişti video çekmeye ve geri döndü. Yapar mı yapmaz mı bilmiyorum açıkçası. Öncesinde konuşmadım ama dediğim gibi yaparsa çok sevinirim. Onun da bu sene en çok sevdiği kitaplar, yazarlar hangileriymiş görmek beni mutlu eder. Eminim izleyecek olan diğer herkes de mutlu edecektir. Hadi başlayalım. Kitaplarımı seçtim, getirdim. Bir an önce onlardan konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz için. Soruları İpek'in videosunun altından da buraya yazdım. Sizin için de videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Tabii İpek'in, Meray'ın ve Aşım'ın hesaplarının linklerini de bırakacağım oraya. Oradan bakabilirsiniz. Birinci başlığımız şu. Bu yıl keşfedip çok sevdiğin yazar ya da yazarlar. Bu yıl şöyle bir bundan iki önceki videomda konuşmuştuk. Hani bu yıl neler yaptım, önümüzdeki yıl neler yapmayı hedefliyorum, planlıyorum diye. Orada da bahsi geçmişti. Biraz öykü konusundaki eksikliklerimi kapatmaya ağırlık verdim. Olabildiği kadarıyla. Ve dolayısıyla da bu sene ilk kez keşfettiğim yazarlar, 4 yazar sayacağım, 3'ü öykü yazarları oldu. Üçünün de Türkçe edebiyattan isimleri olması aslında bence güzel oldu. Farklı farklı isimler, metinler keşfetmiş oldum. Ve onları sizinle paylaşacağım şimdi bakalım. Önce bir roman olanı aradan çıkaralım. Roni Matalon, Ayak Seslerimiz. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Irmak Zile'nin Instagram hesabında onun paylaşımı üzerine dikkatimi çekmiş olan bir kitaptı. Ama sonra ben onu unuttum. Benim öyle bir şeyim oluyor. Yani kitapları hatırlıyorum. Onları nerede, kimin hesabında gördüğümü unutabiliyorum. Sonra Yapı Kredi'de gezerken böyle tesadüfen aldım ben bu kitabı. Gözüme çarpmıştı. Sonra geriye dönükte yorumlara bakarken dedim ki aa Irmak Zile'yle paylaşmış. Ben de beğenmişim üstelik o gönderiyi. Demek ki oradan görmüşüm. Çok beğendim. Yorumunu paylaşmıştım arkadaşlar. Kitap başlığını yazarsanız çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ben açıklamalar kısmına yorum videolarında bırakıyorum isimleri. Geldik öykücülerimize şimdi. Mevsim Yenice, Bilinmeyen Sular. Ayrı video yapmıştım bu videoya, kitaba. Engin Türk geldi. Orada bir yerde. Ve Özgür Çırak, Sıcacık Bir Ev. Sıcacık bir evden şimdi biraz bahsedeceğim çünkü video çekmediğim o bir aylık arada okumuştum ve sonrasında da herhangi bir toplu yorum videosu yapmadım. O yüzden biraz değinmekte fayda var bilmeyenler için. Özgür Çırak aslında daha önce biyografik bazı çalışmalar yayınlamış Türk Edebiyatı'ndan yazarlar hakkında. Fakat bu müstakil olarak yazdığı ilk kitap diye biliyorum. Yani kendi öykülerini okuduğumuz, kendi metinlerini gördüğümüz ilk kitap. Çok başarılı buldum. Tek sıkıntım metinlerin benim okurluk zevkim, beklentimin kısalık olarak biraz altında kalıyor olmasıydı. Ben daha uzun öyküler görmeyi seviyorum ama Özgür Çırak'ta gerçekten o potansiyel var. Sanki birazcık hani elini kısa tutmuş, cimri davranmış gibi. Daha uzun öykülerde çok daha iyi, doyurucu performanslar görebileceğimize inanıyorum. Özellikle şurada bir taşeron öyküsü var ki gerçekten son yıllarda okuduğum en güzel öykülerden bir tanesiydi. O arada kalmışlık hissini, arafta olma duygusunu o kadar başarılı ve gerektiği gibi ürkütücülükle verebiliyordu ki yani böyle bir benden hani naçizane 10 puan aldı diyebilirim. Çok beğendim ve incelemenizi öneririm. Şimdi tabii başlıklarla gidiyoruz değil mi? Bu yıl basılan ve çok sevdiğim bir kitap. Şimdi buna da yine ben birden fazla kitap söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi. Megan Hunter'ın Sondan Sonrası. Bu arada bazı kitaplar ve yazarlar birden fazla başlıkta yer alacak. Çünkü yani öyle hissettiğim zaman onu da hani aynısı olmasın diye
yer vermemek istemedim. Valeria Luiselli, Kayıp Çocuk Arşivi. Valeria Luiselli'yi okuyun arkadaşlar. 3 tane kitabı basıldı. Yani ben bir tek Dişlerimin Hikayesini okumadım. İki tanesini okudum. Ve çok çok yetenekli bir kadın yani. Yılın sonlarına doğru basılan bir kitap var. Sırada Sandor Marai. İşin Aslı, Judith ve Sonrası. Bundan da biraz bahsedelim çünkü bunun da yorumunu paylaşmamıştım sizinle YouTube'dan. Ortada bir evlilik, işte çökmekte olan burjuvazinin günlük hayatta yaşadıkları bu geçirilen değişimlerin yansımaları, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı arasında toplumun aslında durumu, daha çok tabii ki işte orta sınıf ve üst orta sınıf ya da burjuvazinin durumunu görüyorsunuz ama yani satır aralarında halkın geçirdiği değişimler, dönüşümler ve bunların yansıtılış şekli çok başarılıydı ve aynı zamanda da bir evlilik var ortada. Bu evliliğin üç farklı karakter gözünden monologlar halinde anlatılmış olması. Fakat bu monologların bence asla sıkıcılaşmaması ve satır aralarında üslubun zenginleştiği, parladığı anların metni yukarıya taşımış olması beni çok etkiledi. Ben açıkçası modern klasik diyorum ama ilk defa bu kitapla keşfettim. Bir diğeri yine aslında çıkalı çok uzun zaman olmadı ama önemli bir kitap, Marcio Castellanos Moya, Tiksinti. Tiksinti, Thomas Bernhardt'ın Odun Kesmek romanı vardır. Onun aslında bir yeniden yazımı diyebiliriz. Eski Türk şiiri geleneğinde de nazire diye bir şey vardır. Nazire nedir? Yani başka bir şairin şiirini örnek alarak aslında saygı duyduğu için ona benzeyen, onun iskeletini kendisine odak noktası seçip tekrardan onu ortaya koyan yazan yazılmasına nazire diyoruz. Bunu yapan yazarlara, şairlere de nazire yapmış diyoruz. Burada da öyle bir durum var. Birebir aslında onu tekrardan anıp işlenmesi durumu söz konusu. Tiksinti de işte yıllar sonra ülkesine dönen karakterimiz Vega ülkesinden nefret ediyor. Fakat annesi öldü, halletmesi gereken bazı işler var. Onları yapmak için geri dönmek zorunda. Arkadaşı Moya ile, işte yazarımız oluyor kendisi aynı zamanda, barda buluşuyor ve ülkesiyle ilgili, ülkesinin işte devlet adamlarıyla, siyasetçileriyle, hatta devrimcilerle, eski devrimcilerle, karşı devrimcilerle, askerle, halkla, işte yani kendi ailesiyle, aklınıza gelebilecek ne varsa her şeyle tek tek hesaplaşıyor. Hatta bunda bir nefret kusma seansı da diyebiliriz. Zaten Bernhardt'ın üslubuna bir gönderme, bunun bir taklidi, yeniden yazım oldu. Arka kapakta da yer alıyor. Hatta parodisi olarak da değerlendiriliyor. Yani inanılmaz bir cesaret ve korkunç bir öfke var. Çok ilginç bir deneyimdi Tiksinti'yi okumak. Yani hem Bernhardt gibi hem değil aslına bakarsanız, okuyup görmek lazım. Bu yıl okuduğun kitaplardan en sevdiğin karakter? Sondan sonranın kadın karakteri. Bir ismi olmadığı için kadın karakter demek zorundayım. Bütün bir dünya yok oluşla karşı karşıya gelmişken aslında artık yapılabilecek hiçbir şeyin kalmadığını düşündüğümüz anda, erkek ortadan kaybolmuşken, dağılıp gitmişken, bu yaşananların psikolojik ağırlığı altında kalmışken, kadının çok sağlam bir şekilde yeni doğmuş bebeğine de sarılarak hayatta sıfırdan bir şeyler yapabilmesi, inancını kaybetmemesi, ayakta kalması ve bütün bunları hani fantastik, doğaüstü bir yerlere gitmeden tamamen insani ölçeklerde yapabilmiş olması beni çok etkiledi. Unutamayacağım bir karakter oldu. Diğeri de Tiksinti'nin Vega'sı. Şöyle göstereyim. Neden Vega? Çünkü Vega bence çok dürüsttü. Vega hiçbir zaman olamadığı, gerçek hayatta olamadığı kadar dürüsttü. İçindekileri söyleyiş biçiminde hiçbir teatrallik yoktu. Hiçbir tribüne oynama yoktu. Hiç kimseyi, hiçbir grubu kayırma yoktu. Yani Vega çok dürüsttü. O yüzden de beni çok etkiledi. Belki de hiçbir zaman onun kadar dürüst olamayacağım içindir. Geldik. Bu yıl sonuyla seni en çok şaşırtan kitap. Muriel Spark'ın Sürücü Koltuğu arkadaşlar. Sadece sonuyla değil aslında. Bütün yapısıyla
Baştan sona yapmaya çalıştığı her şeyle beni şoka uğrattı. Bittikten sonra günlerce ne okuduğumu düşündüm. Bu kitaptan bahsederken neler söyleyebilirim onu düşündüm. İnsanlara bu kitabı nasıl anlatabilirim onu düşündüm. Çünkü ağzımdan çıkabilecek her şey kitabın bütün serim yani gizem bölümlerini açığa çıkarabilirdi. Aslında sonu baştan belli bir kitaptı. Ama o sona Barış'la ilgili detayları ortaya serip dökmeden kitabı anlatmak çok zordu. Bittikten sonra kitapla ilgili aklımda pek çok soru işareti kaldı. Bazı kısımlar öyle miydi, böyle miydi? Şimdi ben bunda tahminlerde bulunduğum tahminlerim ne kadar doğruydu gibi haftalarca kafamı kurcaladı. Hala da kurcalıyor. O yüzden de bu listede yer alması gerekiyordu. Bu yıl beklentilerini karşılayan bir kitap. Ben bu başlığı şöyle alıp değerlendirdim kendi içimde. Yani öncesinde zaten kafamda çok büyük bir beklentiye yol açan, hakkında çok fazla övgü duyduğum ve o beklentilere yanıt verebilmiş olan bir kitap olarak aldım. O yüzden de ilk göstereceğim James Joyce'un sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi isimli kitabı oldu size. Çok büyük beklentim vardı James Joyce olduğu için ve beklentilerimi karşıladım. Ulysses okuyacağım. Ulysses öncesinde okunması gereken bazı kitaplar sıralanıyor. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Yani ben o kitapların hepsini okuyamam ama Ulysses'i yine de okumak istiyorum. Bir tane bir şey okuyayım. Ne okuyayım diyorsanız kesinlikle sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresini okuyun. Çünkü Stephen Dedalus karakteri, Ulysses'in baş karakteri. Zaten Joyce'un kendisinden de çok fazla iz taşıyan o karakter bu romanda sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi'nde doğup büyüyor, gelişiyor ve sonra kaldığı yerden aslında Ulysses onu anlatmaya bir şekilde devam ediyor. O yüzden de bu romanı okumadan Ulysses'e başlamanın çok bir anlamı yok bence. Ha, ön bilgiyle ben okuyabilirim diye düşünebilirsiniz. Yapacağım derseniz elbette yapabilirsiniz ama ben çok önermem aslında. Pek kimse de önermiyor öyle söyleyeyim. Yani hani Dublinliler sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi Ulysses aslında öyle gitmek çok daha mantıklı. Başka göstereceğim. Ha vardı. Bu başlıkta şimdi şunları da göstermek istiyorum. Bir diğer beklentimin yüksek olup da beklentimi karşılayan kitap Yordam'dan çıkan Klaus Nekrans Wedding Barikatları isimli şu romandı arkadaşlar. Bu toplumcu gerçekçi edebiyat kategorisi altında değerlendirebileceğimiz ve türünde eski örneklerinden bir tanesi. Gerçek bir olayı anlatıyor bize. 29 yılında mıydı? Evet, 1929'da Almanya'da 1 Mayıs yasaklanıyor. 1 Mayıs'a katılmak yasaklanıyor ve dönemin devrimcileri, örgütlü işçileri buna rağmen o 1 Mayıs'a katılmak konusunda çok kararlar. Tabii ki devlet bütün olanaklarını kullanarak bu 1 Mayıs'a katılacak olanları marjinalize etmek için onları işte bir şekilde kötü göstermek için elinden geleni yapıyor bütün medya organları da orada burada ama devletin yanında bir de Sosyal Demokrat Parti var o dönemde SDP olarak kısaltma olarak geçiyor burada. O da devletin yanında yer alıyor ve işte emniyet teşkilatının içinde de çok güçlüler. Onlar da aynı propagandayı devam ettiriyorlar ve o 1 Mayıs insanların ölümüyle sonuçlanıyor. 33 kişi öldürülüyor o eylemde polis şiddetiyle öldürülüyor ve sonrasında o SDP partisine mensup olanlar da tabii bazı terfiler alıyorlar. Kimse bir cezalandırma almıyor. Olayın üstü kapatılıyor. Tarihi bir olayın Klaus Nekrans tarafından romanlaştırılmış hali. Aslında Nekrans kendisi de bir devrimci bu olayların içerisinde bizzat bulunmuş bir insan. Ve bazı isimleri elbette güvenlik gerekçesiyle o dönemin şartları gereği değiştiriyor. Bazı bilgileri gizliyor. Fakat kişisel tecrübelerine dayanan otobiyografik bir roman olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca da çok gerçekten güçlü bir kalemi vardı. Yani Sevinç Altın Çekici çevirmiş. Çevirisi de çok başarılıydı tabii ki. Çevirinin de payı vardır ama metin kendisi de çok çok gerçekçiydi yani. Hani bir şeyi destanlaştırmak, bir efsane haline getirmek için yazılmış zorlama sözcükler yoktu. Yani hani kişilerin kendi aralarındaki konuşmaları, tepkileri her şey sanki bir günlük gibiydi. Bu doğal akış içerisinde ilerliyordu. Metin o kısmıyla aslında en çok beni etkiledi diyebilirim. Bir de son olarak bu başlıkla göstereceğim kitap bir sanat kitabı diyebiliriz. Bir resim kitabı tabii bir Kur'an kitabı falan değil ama hani sonuçta bir sanat kitabı.
Hep Kitap Sanatın Olmazsa Olmazları isimli bir seri basıyor. Galiba bu o serinin ilk kitabıydı. Resimlere bakmak Susan Woodford tarafından hazırlanmış. Beklentim neydi? Beklentim bana yeni yeni öğrenmeye başladığım resim sanatı konusunda giriş seviyesinde bilgiler verebilmesi. Mümkün olduğunca çok fazla örnek görebilmek ve bu gördüğüm örneklerle ilgili sonrasında araştırabileceğim ön bilgiye sahip olmaktı. Bütün bunları bana sağladığı için beklentimi karşılayan kitaplar arasında da benim açımdan yer almaya hak kazandı diyebilirim. Çeviriyle ilgili aslında şöyle komik bir durum da var kitabın içerisinde. Onu çok anlayamadım ama yani bu dini tabii ki şimdi Hristiyan resmine baktığımız zaman ikonalar ön plana çıkıyor. Onlarla ilgili konuşmamız gerekiyor. Ve o çevirilerden bir tanesinde bir tablodan bahsederken İsa'nın şaketleri diye bir cümle vardı. Ben ilk defa böyle bir kullanım gördüm kendi adıma. İşte havari, mürit, öğrenci çok gördüm ama şaket ilk defa duyduğum bir cümleydi. Neden öyle bir çeviri tercih ettiklerini hiç anlamadım. Bir de onun dışında bir yerde de metin şöyle gidiyor. İngilizcesi sonra aynı cümlenin Türkçesi gidiyor. Yani dijitale aktarırken belki orada da sıkıntı oldu. Yani redaksiyonla işte editörlüğüyle ilgili yani baskıyla ilgili bazı sıkıntılar var ama Susan Woodford'un yapmaya çalıştığı yaptığı işi beğendim. İçinden de biraz size aslında detay göstersem ya. Değil mi? Görsel yönü ağırlıkta bir kitap var sonuçta elimizde. İşte bu Goya'nın meşhur tablosundan bir detay. Japon sanatından örnekler görebiliyorsunuz. Uzak Doğu sanatından. Başka şurada. Çok rastgele gidiyorum. Farklı bir şey gösterebilir miyim diye düşündüm. Şu da galiba Picasso. İkisi de Picasso bu arada. Şu pek onun görmeye alışık olduğumuz tarzında bir çalışma değil ama o da Picasso. Değil mi? Evet, Picasso. Bir de şurada bir şey vardı. O beni çok etkilemişti ya. Keşke bulabilsem ve size gösterebilsem. Buldum. Şimdi bir saniye bakayım. Rembrandt'ın. Arkadaşlar şu. Üç kuşağı bir arada ele alan bir tablo. Çok basit bir şekilde çizilmiş. Zaten tek malzeme kullanılmış. Fakat çok başarılı yani. Çok 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 başarılıydı. Başka bir şey var mı? Evet, sonunda şunu göstereyim. Uzatmayayım artık. Merak edenler alıp inceleyecektir zaten. Şimdi geldik bir sonrakine. Bu yıl beklentilerini karşılamayan kitap. Hemen göstereyim. Sailor Uni, Normal İnsanlar. Hiç beklentimi karşılamadı gerçekten de. Arkadaşlarla sohbetleri çok daha fazla beğenmiştim. Ona güvenerek pardon, almıştım ama bu kitapta aradım bulamadım. Bu da küçük bir grupla okuduğumuz bir kitaptı. Ilija Trajanov ya da Ilya Trajanov. İktidar ve Direniş. Bulgar edebiyatından bir kitap. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Bulgaristan eski Sovyet edebiyatından bir kitap. Konusu itibariyle çok ilgimi çekiyor. Sovyetler ya da komünist devlet sistemi yıkıldıktan sonra birbiriyle yüzleşme noktasına gelen eski bir devrimci ve eski bir polis komiseri ve çocukluklarından gelen aslında bir tanışıklıkları ve belki de husumetleri var. Bütün bunların yüzleşmesi, sistem, düzen, şartlar tepetaklak olup tam tersine döndüğünde nasıl olur? Geriye dönük onların hayatlarıyla ilgili biz neler görebiliriz? Konusuyla alakalı olarak zaten benim özel ilgi alanıma giriyor. Toplumcu, gerçekçi edebiyat, siyaset, siyasi olaylar, devrimci edebiyat falan filan ne derseniz artık. Fakat karakterler bana çok iki boyutlu geldi. Hep aynı izlek böyle bir gidiyordu yani. Beni heyecanlandıran romanın parladığı bir an olmadan bitirdim. Genel olarak da hepimiz aynı fikirdeydik. Okuma bittiği noktada, okumanın bittiği noktada maalesef ki aradım bulamadım. Bu yıl seni ağlatan kitap. Ya beni ağlatan bir kitabı olmadı bu yıl. Hüzünlendiren bir kitap oldu. O yüzden de bu başlığı boş geçmemek adına onu göstermek istedim. Yine bir öykü, yine bir öykücü. William Saroyan.
Aram derler adıma. Öyküler beni gerçekten çok hüzünlendirdi. Şimdi Amerikan Edebiyatı'nın bir yazarı William Saroyan, yani Ermeni ama İngilizce yazıyor. O yüzden de onu Amerikan Edebiyatı kapsamında değerlendirmek bence çok daha doğru. Fakat içerisindeki öyküler, işte Türkiye'den giden Ermenilerin kendi ailesinin, kendi geçmişinin daha çok anıları, hikayeleri ve oradan üzerinde bir şekilde geçen etkileşimler anlatılıyor. Onların üzerine yoğunlaşan bir edebiyatı var. En azından bu kitap için. Ve William Saroyan bundan sonra kesinlikle okumaya devam edeceğim bir öykücü. Sadece hüzünlendirdiği için değil, öykücünün genel olarak çok beğendiğim için muhakkak incelemenizi öneriyorum. Sıradaki başlığımız bu yıl seni güldüren kitap. Şimdi aslında biraz ilginç olacak bu kitabı bu başlık altında göstermem belki ama sebebini açıklayacağım. Tanıl Bora'nın, Tanıl Hoca'nın çalışması olan Zamanın Kelimeleri Yeni Türkiye'nin Siyasi Dili. Şimdi bu kitap Tanıl Bora'nın 2013 aslında günümüz arasında yazdığı yazıların belli bir çerçevede bir araya getirilmesinden oluşuyor. Ve yeni Türkiye dediğimizde tabii ki işte neredeyse 20 senedir iktidarda olan işte AK Parti'nin ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde yön verdiği bir siyasi dil oluştu. Ve belli başlı kelimeler literatüre girdi. İşte duyunca hepinizin hatırlayacağı kelimeler bunlar. Çok fazla kullandığı, hatta işte Tanıl Bora ona dikkat ediyor. Zaman zaman işte muhaliflerin de sahiplendiği, onların da diline yerleşmiş, sürekli siyaset gündeminde duyduğumuz kelimeler. İşte yeni Türkiye, hegemonya, samimiyet, hayırlı olsun, sıkıntı yok, paralel, bu millet, herkesi kucaklamak, kadim, kültürel hegemonya, işte restorasyon, marjinal, fıtrat, fitne, çift başlılık, durmak yok, sen kimsin, biz yaparız, gereği yapılır, kimse kusura bakmasın, bedel, kurunun yanında yaş, büyük resmi görmek, manidar, üst akıl, operasyon, algı operasyonu diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada özellikle kimse kusura bakmasın başlığı çok ilginç. İşte muhaliflerin diline bazı kavramların çok fazla geçmesi, sirayet edilmesi, benimsenmesi, farkında olarak ya da olmayarak durumuna dikkat çekiyor demiştim ya. En fazla bunun görüldüğü kelime grubu kimse kusura bakmasın. Onunla ilgili örnekleri sıralıyor işte Tanıl Bora. Herkes mi bu kadar kullanır yani? Herkes her konuda kimse kusura bakmasın demeye başlamış bir dönem. Şimdi 2013-2019 dediğimizde 6 senelik bir zaman dilimi var. Bütün bu olanlar böyle kitabın içinde arka arkaya sıralandıkça da insan bir yerden sonra gülmeye başlıyor. Yani bilmiyorum, benim üzerimdeki etkisi o oldu. Yani bu da mı olmuş? Aa evet, bu da böyle olmuştu. Ya bu böyle olmamış mıydı falan derken bir süre sonra sinirlerim bozulup gülmeye başladım kitabı okurken. Ve gerçekten bu sene en çok güldüğüm kitap oydu. İlginç bir şekilde, yani yazılma amacı olmasa da bendeki etkisi oldu. Şimdi kitaplarımızı gösterdik. Son iki soru daha var. Onları da hızlıca geçeyim. Çok konuştum ama az video çekiyorum. Uzun videolarıma da artık birazcık daha tolerans gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. 2019 senin için tatmin edici bir yıl mıydı? Değildi. Çok daha az zamanım var eskiye göre kitap okumak için. Kendi okuma performansım, belki çoğu insana göre iyi bir okuma performansım var. Fakat benim istediğim kadar iyi, kaliteli okuyamadım. Nicelik burada çok önemli değil. Kitap sayısı önemli değil ama yoğunlaşmak istediğim bazı kitaplara ziyan edeceğimden ya da yeterince emeği, zamanı ayıramayacağımdan emin olduğum için yer veremedim yıllık okuma planlarım arasında. O yüzden çok verimli ya da beklentilerimi karşılayan bir yıl olduğunu söyleyemeyeceğim. 2020'nin daha verimli geçmesini umuyorum o yüzden. Ve 2020 için belirlediğim bir hedef var mı? Var. O işte birazcık önceki videoda da konuşmuştuk. Yine hızlıca geçeyim. Öykülere, öykücülere ağırlık vermek istiyorum. Bu sene hayatıma kattığım en güzel şey bence sanat okumaları, resim okumalarıydı. Bunlara ağırlık vererek devam etmeyi düşünüyorum. Öncelikle giriş seviyesinde kitaplarla biraz kendimi hazırlayıp belki sonrasında daha fazla kuram kitaplarına yönelip kendimi geliştirmek istiyorum. Çok keyif alıyorum resim kitapları okumaktan. Bunlara da devam edeceğim. İşte bu dediğim gibi hacmen ya da içerik olarak beni zamansızlıktan dolayı zorlayan kitaplardan en azından 2-3 tanesini okuyabilirsem çok mutlu olacağım. Ve belki de
biraz daha iyimser ve mutlu konuşacağım 2020'nin sonunda sizinle kendi okuma tecrübemle ilgili olarak. Bu kadar arkadaşlar, bitirdim. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İpe ve Meraya tekrar teşekkür ediyorum tabii ki. Ayrıca Ayşem'in de videosunu bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese şimdiden iyi seneler, iyi yıllar. Umarım 2019'dan çok daha güzel bir yıl bizi bekliyordur. Görüşmek üzere.